İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 18. olağan oturumu 10 Haziran'da gerçekleşti. Bonda protesto. Bakü Ermenilere karşı soykırım Armenistan uygulamaya devam ediyor. İran bölgede sınırların değişmesine karşı olduğunu bir kez daha ifade etti. Tanış anıtı. Bakü yıkıma devam ediyor. Bakü'nün Ermeni karşıtı politikasını Kanadalı yetkililer önünde ifade edin. Ermeni yönetmenlerin teze adlı belgesel filmi Etopya Ulusal Tiyatrosu'nda gösterildi. Tenisçi Elina Avanesyan Doğu Ermenistan bayrağı altında mücadele edecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 18. olağan oturumu 10 Haziran'da gerçekleşti açılış konuşmasını yapan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, oturumların Ermenci yapılmasının gerekirse uygun dillere tercüme edilmesinin önemini hatırlattı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Sırp Antlaşması'nın bilinmesinin ve uygulanmasının önemine değinerek henüz genç bir hükümet olmamıza ve nihai zafere ulaşmak için yıllara ihtiyacımız olmasına rağmen nihai zaferimize adım adım kararlılıkla ulaşacağız dedi. Daha sonra oturum Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Akabrahamyan'ın Batı Ermenistan Devleti'nin istikrarlı bir şekilde kurulması için Sef Antlaşması'nın önemli hükümlerini daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde sunarak ve açıklayarak devam etti. Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını desteklemeliyiz. Ulusal anayasaya dayanarak bir devlet başkanı seçtik ve o da Sevr Antlaşması'nı onayladı. Batı Ermenistan, Sevr Antlaşması'nı tanıyan ve onaylayan bir devlettir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı konuşmasında Woodrow Wilson'un Sevr Antlaşması'na ilişkin tahkim kararının önemine değindi. Sevr antlaşmasıyla ilgili konuşan Ulusal Konsey Başkanı Lozan Antlaşmasının hükümleriyle karşılaştırmalar yaptı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Avrahamyan 10 Ağustos'ta Türkiye Sultanının emriyle Sevr antlaşmasını imzaladığını hatırlatarak video görüntülerinin bulunduğunu, bunların bizim yararımıza ve istikrarlı bir şekilde kurulmasında kullanabileceğimiz önemli gerçekler olduğunu hatırlattı. Oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Bayan Neli Arutunyan da bir konuşmada bulunarak kurumlarımızın sunduğu programların uygulanmasına yönelik hibe başvurusu modelini sundu. Oturumda ayrıca gündemdeki birçok konuda tartışıldı. Bir grup aktivist bon şehrinde protesto gösterisi düzenledi. Bakü hükümetine aralarında Ruben Vartan yanında bulunduğu, hukuka aykırı olarak tutuklanan Ermeni siyasi tutukluları derhal serbest bırakma çağrısında bulunuyor. Bonda toplanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne katılan ülkelerin delegelerine de iklim Asamlesi'nin Bakü'de yapılmasına karşı çıkma çağrısı yapıldı. Bakü hükümeti toplantının barışa adanacağını duyurdu. Ancak Ruben Vartanyan ve diğer Ermeni mahkumlar Bakü hapishane hücrelerinde tutulmaya devam ettiği sürece bu mümkün değil. Eyleme katılanlar Bakü'nün Ermenilere karşı soykırımı Armenosidi sürdürmeye devam ettiğini ifade ettiler. Ayrıca Bakü'nün yalnızca Ermenilere yönelik zulümlerle sınırlı olmadığını, kendi halkına karşı da yasa dışı eylemler gerçekleştirdiğini belirtiyorlar. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre geçtiğimiz yıl en az 25 bağımsız gazeteci ve sivil aktivist tutuklandı ve hepsi cezaevinde kaldı. İran tarafı Bakü ve Ankara'nın talep ettiği sözde Zangezur koridorunun kabul edilemezliğini bir kez daha duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili CNN Türkiye verdiği röportajda Tahran'ın bölgenin kalkınmasına, Yerevan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacak tüm girişimleri desteklediğini, ancak bölgedeki sınırları ve demokratik durumu değiştirebilecek her türlü girişime karşı olduğunu belirtti. 2020 yılında Bakü'nün işgalinden sonra Artahın Mardagert ilçesinin Talış köyünde bulunan vatanseverlik ve Kurtuluş Savaşları kurbanlarının anısına adanan anıt kompleksi tahrip edilmiş, daha sonra ise tamamen yıkılmıştır. Bu durum bağımsız akademik platform Artahın kültürel mirasının anıt gözlemi tarafından kaydedildi anıt kompleksi 1968 yılında inşa edilen vatanseverlik savaşı kurbanlarının anısına adanan anıt kompleksinin topraklarında inşa edildi. Talişin özgürleştirilmesinin ardından anıt duvarların sol tarafına dört özgürlük savaşçısı defnedildi daha sonra Talış doğumlu hayırsever Boris Zagatelya'nın teklifi ve finansmanıyla anıt kompleksine Kurtuluş Savaşı kurbanlarına adanan Kartal heykeli, kurbanların resimlerinin bulunduğu anıt duvar gibi bir grup anıt da eklendi. Dört gün savaşından bir yıl sonra 2017'de anıt kompleksinin girişinin her iki yanında biri dört gün savaşının kurbanlarına, diğeri talişin yeniden doğuşuna adanmış iki adet çapraz taş anıt yer alıyor. Anıtın dikilmesinin ardından anıta yeniden doğmuş Talış adı verildi. Dünya Ermenilere Katolikosu Toronto'daki Holy Trinity Ermeni Kilisesi'nde toplanan Kanada Piskoposluğu'nun 40. yıllık kongresinde bir çağrıda bulundu. Kanadalı yetkililerin Bakü'nün Ermeni karşıtı politikası hakkında konuşmasını, işgal altındaki Artsax'ı, zorla yerinden edilen Ermenileri, yasa dışı tutukluları ve Artsax'ta Ermeni kültürünün yok edilmesini hatırlatılması isteniyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konferans katılımcılarına selamlarını ve en iyi dileklerini iletti. Yönetmenler Aramaz Galaycıyan ve Garagin Baboyan'ın uzun metrajlı belgesel filmi Tezeta Haziran ayında Etopya Ulusal Tiyatrosu'nda gösterildi. Film Mayıs ayının başlarında Addis Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmi olarak da gösterilmişti. Yıllardır iki kültür arasında güçlü bir köprü olan müziğe dair bir hikaye. Etopya İmparatoru Haliye Selasiye'nin daveti üzerine soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan 40 Ermeni yetim ile Etopya'ya gelen ve daha sonra İmperyal Bando'yu kuran Georg Nalbandyan, Etopya'nın ilk milli marşının yazarıdır. Kuzeni Nerses Nalbantyan, İmparatorluk Orkestrası'nın icra ettiği müziğe dayanarak modern Etopya caz müziğini yarattı. Tenisçi Elina Avanesyan Doğu Ermenistan bayrağı altından mücadele edecek. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Garen Giloyan fakat henüz resmi bir şey yok dedi ve şunu ekledi. Doğu Ermenistan vatandaşlığını alması bekleniyor. Elina Avanesyan 2002 yılında Rusya'da doğdu. Kadınlar Tenis Birliği sıralamasında en yüksek Şubat 2024'te 60. sıradaydı. Birkaç gün önce sona eren Fransa Açık Şampiyonası'nda dördüncü tura çıktı. Sevgili soydaşlar ve vatandaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın. Hoşçakalın.